Paragrafta akışı bozan cümle ÖSYM'nin hiç atlamadığı bir soru tipi. Artık hepiniz tanıyorsunuz. Arkadaşlar ÖSYM paragrafın arasına konunun farklı bir yönüyle ilgili bir cümle koyar. Burada yazdıklarım, burada not ettiklerim hepsi çok önemli. Siz de kitabınızda çizin arkadaşlar. Şimdi paragrafın arasına konunun farklı bir yönüyle ilgili cümle koyar. Yani baktığınızda mesela ne diyelim? Paragrafın tamamı aslında yalnızlıktan bahseder ama yalnızlığın farklı bir yönü. Öğrencilerin kafasının karışmasının sebebi bu. Yani farklı akışı bozan cümleyi, farklı cümleyi bulamama sebebimiz baktığınızda tamamında mesela yalnızlık anlatılıyor. Öğrenci diyor ki hepsinde yalnızlık anlatılıyor. Tamam, hepsinde yalnızlık anlatılıyor ama onun yalnızlığın farklı bir yönü. Mesela dört yön aynı yön oluyor. Bir tanesi farklı bir yön oluyor. Önce bu. Bir başka özelliği de paragrafın akışını bozan cümle arkadaşlar birbirinden tamamen bağımsız iki konunun cümleleri iç içe konmaz. Dedim ya birinde akışı bozan cümlede atıyorum karamsarlıktan bahsetmez. Diğerlerinde yalnızlıktan bahsedip akışı bozanda karamsarlıktan bahsetmez zaten. Böyle tamamen farklı iki cümle zaten olmaz. Konunun farklı bir yönü olur. Bunu da anladıysak bir başka yönüne geçelim. Paragraf aynı konulardan cümlelerden oluşturulur. Demin dediğim gibi. Fakat araya konunun farklı bu yönü ve bu yönüyle ilgili cümleler konur. Biraz önce anlattığım şeyin özeti. İşte bu cümle akışı bozan cümle. Bir daha söyleyelim. Aslında paragraf aynı konudan oluşur. Bu yalnızlık örneği güzel örnek. Tamamı yalnızlığı anlatır. Ama yalnızlığın mesela diyelim ki dördünde yalnızlığın kendi kişisel dünyamızdaki etkilerini anlatırken bir yerde yalnız kalan insanların başka insanları üzerindeki etkisi diye ondan bahseder. İşte bu akışı bozan cümledir. Devam edelim. Yani akışı bozan cümle dediğimiz cümle konunun farklı bir yönüne değinen cümledir. Şimdi bir de bunlara dikkatle size güzel notlar çıkardım. Siz de alın kaleminizi elinize, kitabınızı alın çizin. Arkadaşlar düşüncenin akışını bozan cümleyi bulurken yapacağımız ilk iş önce paragraftaki konu tespit edilir. Dedim ya mesela yalnızlık. Önce bu konuyu tespit edersiniz. Sonra ana düşünceye, o tespit ettiğiniz düşünceye en uzak cümleyi ararsınız. O düşünceye uzak düşen cümleyi ararsınız. Bir de akışı bozan cümleyi bulurken arkadaşlar akışı bozan cümle çıkarılınca bunu bir deneyeceksiniz. Çıkarınca önceki ve sonraki cümle birbirine eksiksiz bağlanmalıdır. Yani akışı bozan cümleyi oradan çıkartıp aldığınızda öncesinde kalan cümle, sonrasında kalan cümle birbirine eksiksiz bağlanmalıdır. Yani tamamen birbirinin her anlamda dil olarak, konu olarak devamı olmalıdır. Kendinden önceki ve sonraki cümlenin desteklemediği cümle akışı bozan cümledir. Eğer baktığınız kendinden önceki cümle, sonraki cümle o cümleyle hiç alakalı değil, destekleyen hiçbir fikir yok. Demek ki o akışı bozan cümledir. Bir de arkadaşlar karıştırmayın. Demin hep dedik kendinden önceki cümle, kendisinden sonraki cümle birbirine eksiksiz bağlanmalıdır ama ÖSYM bazen öyle şeyler yapıyor ki akışı bozan cümleyi ilk cümleye de son cümleye de koyabiliyor. Her zaman ortada olur diye bir şey yok. Bunu da belirtmiş olayım. Örneklere gelince arkadaşlar örnekleri test bölümünde bununla ilgili örnekler var. Birebir ÖSYM'de zaten detaylıca konuşacağız. Çözüm taktiklerini nasıl çözüleceğini bir daha konuşacağız. Birebir ÖSYM bölümünde çözümlü sorularla soru çözümleriyle birebir ÖSYM bölümünde görüşürüz.